Zeynep hocama çok çok teşekkür ediyorum. Bize bugün katıldığı ve destek verdiği için. Biz yeni kurulan bir üniversiteyiz ve üniversitemizde yeni bir birim kurduk. Buna girişimcilik ve inovasyon birimi ismini verdik. Burada tabii yeni bir hem üniversiteyiz hem de yeni bir birimiz. Tabii heyecanımız da yüksek. Üniversitemizde bir yandan eğitim, bir yandan yeni bir yapılanma yaparken aynı zamanda araştırmacı kimliğini de üniversiteye geliştirmek, bunu bir gelenek haline getirmek amacıyla böyle bir birim kurduk. Burada hem bilim üreten, bu bilimi yayan ve bu bilimi toplum yararına da bir bilgiye, bir ürüne dönüştüren bir üniversite olma hedefiyle yola çıktık. Bu konuda ben rektör hocamın hani teveccühleriyle bu birimde yapılanma konusunda görevlendirildim. Rektör hocamın büyük desteği var. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Yine mütevelliğimizin de bu yönde telkinleri de oldu, istekleri de oldu. Ben de elden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Tabii bana çok büyük destek olan Sayın Burcu Ersoy'a da çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum hepinizin önünde. Yine bize destek olan proje desteği veren tüm hocalarımıza, tüm katılımcılarımıza ve işte Zeynep hocamız gibi üniversitemizin kadrosuna değil ama eminim ki hani gönülden bizi destekleyen değerli bilim insanlarına da buradan çok teşekkür ediyorum. İlk açılış toplantımızı da hani güzel bir konuyla yapıyoruz. Avrupa Birliği çerçeve programlarının temel bilgilerini. Bu konuda da bize yine hani çok eskiden beri tanıyorum artık dostumuz, arkadaşımız, doçent doktor Zeynep Sofuoğlu bizi kırmadı, aramıza katıldı bugün. Çok çok teşekkür ederiz. Kendisi hem bilimsel projeleriyle hem de özellikle de bu uluslararası projelerdeki deneyimleriyle bize önemli bir bilgi, önemli bir şey sağlayacağına inanıyorum. Açılım, bir fikir vereceğine inanıyorum. Ben sözü Zeynep hocama vermeden önce Burcu Hanım'a da söz vermek istiyorum. Hem Zeynep hocamızı bir kısaca katılımcılara tanıtsın hem de belki kendisinin de birkaç söyleyeceği bir şey vardır. Buyurun Burcu Hanım. Tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Zeynep hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İzmir Tınaztepe Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Birimi olarak geneli açık olan ilk seminerimizde buluştuk. Bu seminerlerimiz seri halinde devam edecek. Biz sizlere bunları sık sık duyuracağız ve katılımlarınızı bekleyeceğiz. Umarız faydalı olur. Ben müsaadenizle seminerimizi verecek olan hocamız Zeynep Sofuoğlu'nu tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Zeynep Sofuoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun olmuştur. 10 yıldan fazla süreyle İzmir İl Ambulans Servisi Eğitim Koordinatörlüğünü yapmıştır. 2017-2018 yılında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge ve İnovasyon Koordinatörü olarak çalışmıştır. Mayıs 2018'den itibaren İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Doktor Sofuoğlu 2008 yılından itibaren 7. çerçeve programı Horizon 2020, COST, Erasmus K2 projelerini yürütmektedir. TÜBİTAK tarafından da 2018 yılından beri yürütülmekte olan Turkey in Horizon 2020 programı kapsamında gerçekleştirilen faz 1 ve faz 2 bilgi çoğaltıcılığı eğitimlerine katılmak üzere davet edilmiştir. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum ve sözü size veriyorum. Teşekkür ederim. Esra Hocam, Burcu Hanım, Duran Bey'e de teşekkür ediyorum. Bahsettiniz benden. Çok teşekkürler. Şimdi ben bir taraftan da derneğimizi de kısaca tanıtmak istiyorum. Acil Ambulans Hekimleri Derneği. Yurt dışı çok fazla, yani üyelerimizin yurt dışı eğitimleri var. Örneğin ben de Sağlık Bakanlığımızın bursuyla acil ve ilk yardımla ilgili Amerika'da bulundum. Sağlık Bakanlığı bursuyla. Ondan sonra hepimiz işte Turan Bey Japonya ve bütün üyelerimiz Almanya'da ikişer haftalık
özel kurslara katıldık. Ve Esra Hocam da biliyor, ambulans rallileri düzenledik. Bunların ne faydası oldu? Aslında projelerdeki en önemli şey networking ve yabancılarla iletişim. Dolayısıyla bunlar aslında bir buna yönelik bir amacı olmadan bunlara katkıda bulundu. 7. çerçeve programına tesadüfen 2008'de Behavior Security Culture, acil durumda insan davranışları projesiyle girdik. Ondan sonra hiçbir şey bilmiyorduk. Sonra çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili epidemiyolojik bir çalışmaya girdik. Aslında derneğimizin bu konuda bir önceliği yoktu. Fakat Türkiye'den bir katılımcı olmadığı için girdik. Soteria projesine ise acil ve afetlerde sosyal medyanın kullanımı, Brüksel'deki sunumlarımızda tanıştığımız koordinatörlerin dahil etmesiyle katıldık. Bunlar 7. çerçeve programı deneyimlerimiz. Daha sonra COST projelerine girdim. Üniversitemizi dahil etme fırsatım oldu. Şu anda yürüttüğüm OmegaNet, bu iş sağlığıyla ilgili kohortlar ve Eurocan, bu da Avrupa düzeyinde 34 ülkede çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili olan bir COST projeleri. Bunlara da katılmış oldum. Bu arada Turan Bey'i tanıyanlar ne kadar yaratıcı olduğunu biliyorlar. Bu Crew Resource Management diye bir kavram havacılıkta kullanılan. Bunun acil sağlık hizmetlerine aplike edilmesiyle ilgili bir fikri vardı. Bundan da bir Erasmus K2 projesi. Erasmus K2 Stratejik Partnership projesine başvurduk ve kazandık. Bunu da bitirdik. Başka bir sınır ülkelerinin yürüttüğü başka bir proje tarzı var. Onunla ilgili çocukların korunmasıyla ilgili bir projeyi bitirdik. Gelelim 8. çerçeve programı, yani Horizon 2020. Ondan sonra burada da acil Next Generation Emergency Services, acil hizmetlerde yeni nesil uygulamalar şeklinde bir projemiz oldu. Yine bunu da Brüksel'deki toplantılardan tanışıp girdiğimiz konsorsiyumlardan başarılı olarak başlayan bir proje. En son bu Nexus'in 2018 yılında 11 ülkenin katılımıyla İzmir'de pilot, Ultimate Pilot in Turkey şeklinde bir pilot uygulamalarını yaptık. Şu anda yürümekte olan Assistance projemiz var. iProcure Security ve Nexus projelerimiz bitti. 2008 yılında başlayan bu macera diyelim, aslında taçlandı. Çünkü Profesör Doktor Hasan Mandal'ın başlattığı, işte başarılı kurumların birbirinden daha fazla öğrenmesi ile ilgili bir çalıştaya davet edildik. Evet, Avrupa Birliği çerçeve programları nedir? Ülkemiz ne zaman girdi? Avrupa Birliği çerçeve programları aslında 1984 yılında başladı ve giderek bütçesi büyüdü. Ufuk 2020'nin mesela 76 milyar değil 80 milyar euro kullanıldı ve Ufuk Avrupa'da şu anda 95,5 milyar euro kullanılacak. Bunun amacı dünyanın en büyük bütçeli sivil arge ve inovasyon programı. Amacı Avrupa'da birbirinden habersiz araştırmacıların ondan sonra araştırma yapmasını önlemek. Yani çünkü bazı konular birden fazla, yani çok fazla ele alınabilir. Bazı konular unutulabilir. Küçük ülkeler hiç dahil olamayabilir diye düşüncesiyle ondan sonra bütün ülkelerin dahil olduğu 28 ülke, şimdi tabii Brexit nedeniyle 27'ye düştü, dahil olduğu bir araştırma fonu yaratmak amacıyla kurulmuştur. Üniversite sanayi işbirliği teşvik edilmektedir. Ülkemize baktığımızda 6. çerçeve programından
185 milyon euro katkıyla ülkemiz girmiştir. Ama bunun karşılığında üçte birini geri alabilmiştir. Yedinci çerçeve programıyla birlikte TÜBİTAK'ta buna özel uluslararası ilişkiler bölümünün açılması ve National Contact Point'lerin tematik olarak oluşturulması, örneğin Health alanında National Contact Point, Cost alanında National Contact Point gibi ya da Madame Skolowska Curie National Contact Point'i ve çok fazla eğitimle 261 milyon euro verilip 208 milyon euro geri alınabilmiştir ülkemize ve tabii ki bundan daha fazlası bu araştırmalarda yer alabilmesi araştırmacılarımızın. Ufuk 2020 programında da hatta verdiğimizden daha çok almak kısmet olmuştur. Çünkü TÜBİTAK'ta her türlü sorumuza yanıt verebilecek finansmanından legal konularla ilgili hepsinin National Contact Point'i oluşmuştur. 2020 programını değerlendirildiğinde Koç Üniversitesi'nin 19,5 milyon euro aldığını görüyoruz. Fakat burada bir şey açıklamam gerekiyor. Bu hiçbir zaman bir işte bina yapımı, işte sınıfa alınacak bir şeyler, maketler gibi bir fon değil. Araştırmanızda özel bir maket gerekiyorsa bunu anlattığınızda bunu ödeyebilir. Fakat baştan aşağı bir simülasyon merkezinin kurulması gibi bir şey olmuyor. Burada benim sizinle paylaşmak istediğim bu slayttaki en önemli şey, gördüğünüz gibi Koç, Sabancı, Bilkent, İstanbul Bilgi, Kadir Has gibi özel, yani vakıf üniversitelerinin burada pay aldığını görmek. İzmir de ekonomide aslında var ama tabii ilk onda olmadığı için burada yok. İzmir ekonominin de yürütmekte olduğu 3 tane sanırım Horizon projesi var. Ama Avrupa'daki kurumlara baktığımızda 1 milyar euro TÜBİTAK'ın Fransız versiyonu gördüğünüz gibi 1 milyar euro almış. Fraunhofer Almanya'nın gene TÜBİTAK gibi diyelim bir fonu kurumu, o da 639 milyon euro gibi bir rakam almış. Sanayi kuruluşuna baktığımızda Tüpraş, Ford, Otosan ve Arçelik 7 milyon euro gibi almış. Ama Avrupa düzeyinde baktığımızda Leonardo 114 milyon, Atos 72 milyon gibi. Bunlardan Atos, Airbus, Thales bizim çeşitli projelerden ortağımız olan firmalar. KOBİ'lere baktığımızda burada SRDC'yi görüyoruz Türk KOBİ'si olarak. Bu da ODTÜ'deki sanırım bilgisayar mühendisliğindeki hocalarımızın kurmuş olduğu bir KOBİ. Ve çok başarılı, gördüğünüz gibi 5 milyon euroya kadar sırf Horizon'dan desteklenmiş. Bunu yine başarılı KOBİ'lerimiz izliyor. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler. Örneğin buradaki gördüğünüz İspanyol Zabala ile de bizim birlikte girdiğimiz proposal'lar var ama başaramadık. Aynı zamanda bu Zabala firması sizin fikrinizi yazmayla da ilgileniyor. Birazdan bahsedeceğim TÜBİTAK'ın desteklerinden yararlanmak mümkün oluyor. Şimdi başarıların teşviki diye bir şey var. Bundan daha sonra tekrar bahsedeceğim. Koordinatörlük destekleme, seyahat, yabancı araştırmacı, ağlara üyelik gibi. Bunlardan tek tek söz edeceğim. Yani Ufuk 2020'ye çok hızlı girdik. Ve bu hızlı girişin ve destek ve ödüllerin TÜBİTAK'ın çok büyük faydası oldu. Çünkü verilenden daha çoğunun alındığı gözlendi ve bu bir kar topu gibi büyüyerek Horizon Europe'da da devam edeceğini düşünüyorum. TÜBİTAK'a göre araştırma basamakları aslında TÜBİTAK projeleriyle başlıyor. İkili işbirlik programları, sonrasında COST, sonrasında Ufuk 2020 gibi çerçeve programlarıyla devam ediyor. Neden?
TÜBİTAK projeleriyle işte bir projeyi yazma, yürütme, ondan sonra bitirebilme başarıyla bunları öğreniyoruz. İkili işbirlikleriyle yine yabancılarla iletişimi, ilişkiyi, COST programında bizim gibi, bizim de aynı araştırmaları yapan kuruluşlarla işbirliği ve daha büyük. Çünkü COST'ta 6 ülkenin en az başvurması gerekiyor. Daha fazla ülkeyle işbirliğini öğreniyoruz. Ufuk 2020'de ise artık bu en fazla, yani daha özgür bir şekilde yapabileceğimiz araştırmaları gösteriyor. İkili işbirliklerle ilgili TÜBİTAK'ın çok güzel bir web sayfası var. Oradan ülkeyi seçip şu anda bir başvuru olasılığı var mı, ne tür alanlar diye görebiliyoruz. COST için aslında 1971'de ülkemiz buraya COST Action'lara kurucu üye olarak katılmış. Ondan sonra burada mesela 2015 için bir şey var. Şu anda bu çok yüksek bir oran. Yani bu 65 diyor ki bize 342 tane proje var 2015'te ve 222 tanesinde Türk araştırmacı var. Bununla ilgili ayrı bir oturumda yapabilirim tanıtmak için. Nasıl yazılıyor ve nasıl yazılan, kazanılan projelere nasıl giriliyor şeklinde. Tabii 7. çerçeve bir taraftan da burada pozitif bir ayrımcılık var kadın araştırmacılar için. Mutlaka kadın araştırmacılar da araştırmalarda bulunsun isteniyor. Ülkemizde de bu iyi rakamları gösteriyor yurt dışıyla karşılaştırdığımızda. Ufuk 2020 programının altında aslında 3 alt konu var. Bilimsel mükemmeliyet, endüstriyel liderlik ve toplumsal sorunlara çözüm. Bunların üçünü ayrı ayrı daha sonra, yani şu anda hızlıca bazı şeyleri sunabileceğim. Ayrı ayrı da sunabilirim. Ufuk 2020'ye ana katılım kuralları en az 3 farklı Avrupa Birliği üyesi ya da asosiye ülke gerekiyor. Ama 10 ülke falan oluyor bu Ufuk 2020'nin tematik olan, yani toplumsal sorunlara çözüm alt başlığındaki çalışmalarda. Bunlar sanayi, KOBİ, üniversite, araştırma merkezi ya da sivil toplum kuruluşundan oluşabiliyor. Ufuk 2020 ile artık KOBİ'nin ve sanayinin konsorsiyumlarda en az %20 ile temsil edilmesi koşulu gibi bir şey kondu. Çünkü artık inovasyon girdi işin içine. Bunu birazdan sunacağım. KOBİ enstrümanı, SME Instrument diye bir kavram var. Bunda ise tek başına bir işletme, yani SME, yıkıcı bir fikri varsa Disruptive Innovation diye tanımlanıyor. Ondan sonra tek başına başvurabiliyor. 3 fazdan oluşuyor. Birinci fazda prototipine yaklaştığı bir ürünü 6 aylık bir çalışma için 50 bin euroya kadar başvurabiliyor. İkinci şeyde ise, ikinci aşamasında 2,5 milyon euroya kadar bir KOBİ destek alabiliyor. Bunun örnekleri var. Örneğin ülkemizden Alzheimer diye Alzheimer hastalarının takip edildiği bir sistemle 2,5 milyon euro alan bir kişi var. Üçüncü aşama ise ikinci aşamayla birlikte geliyor ve bu tamamen ticari, o ürünün ticarileşmesine bir katkı olarak geliyor. Evet, 27, aslında 28 ülke vardı. 27'ye düştü. Fakat bir de Associated Countries var. Ülkemizde Associated Countries olarak geçiyor. Marie Skolowska-Curie'den bahsetmiştim. Bu da altında çok değişik konular var. Bunlar Innovative Training Networks, bu çok üst düzey. Örneğin 3 tane farklı ülkeden birer tane üniversiteyle, sanayi ve KOBİ'nin işbirliğiyle işte yapılan proje türü. Ondan sonra Individual Fellowship var. Burada da tek başına bir bireysel
doktorasını yeni bitirmiş kişi araştırma için başvurabiliyor ve kendisine ayda 4.650 euro veriliyor. Kurumuna da ayda 650 euro ve 800 euro da araştırmasının desteklenmesi için veriliyor. RISE diye bir şey var. RISE'den çok kazanan Türk koordinatör var. Research and Innovation Staff Exchange diye. Bunda da ülkemiz başarılı. Bir de CoFound var. Bu böyle bir 50 milyon euro falan gibi bir bütçesi olan bir şey. Ama çok büyük işbirlikleri gerektiriyor. Avrupa Araştırma Konseyi yani ERC diye bir şey var. Bunda da Avrupa'ya geri dönüş yapacak olan araştırmacılara 1 milyon euro kadar bir altyapı kurma imkanı. İşte bunda bir tek bildiğim altyapı kurma imkanı var. Örneğin başarılı projeler işte Profesör Sedat Nizamoğlu Özyeğin Üniversitesi ve Koç Üniversitesi arasında işte 1,5 milyon euroluk starting grant, yani bu da doktorasını yeni bitirmiş bir araştırmacı, işte Koç Üniversitesi'ne geliyor ve o Novel Nano Engineering Optoelectronic Biointerfaces isimli araştırmasını yapmak için altyapı da alabileceği bir şey. Ya da burada Corey Dunn diye bir kişinin, düşünün, Amerika'dan Koç Üniversitesi'ne gelmesiyle yapılacak araştırma. Buradaki ana şeylerden birisi de Avrupa dışındaki araştırmacıları Avrupa'ya çekmek. Bazı tanımlardan söz etmek istiyorum. Proposal diye bir kavram var. Aslında hani bir proje yazalım diye söylüyoruz. Aslında bu proposal, yani bir öneri. Bu evlenme teklifi gibi, aslında legal olarak da bir bağlayıcılığı yok gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada her şeyi yazıyoruz. Yani içine iş paketi deniyor. Task, görevler, çıktılar, hedefler, milestone. Hepsi yazılıyor ve nasıl bunu etkilerini de yazıyoruz. Fakat bu sonuçta legal olarak bağlayıcı değil. Ama eğer ki bir proposal kabul edilip fonlanırsa bunun adı proje oluyor ve artık bu konsorsiyum üyeleri arasında imzalar atılmış oluyor ve artık elektronik imza var ve bu artık legal olarak bağlayıcılığı oluyor. Yapacağımız şeyler de Description of Work, DOV'da yazılı oluyor. Evet, artık Horizon 2020 ile Research and Technological Development, RTD ya da bizim deyimizle ARGE'den çıkılıp R&I, yani inovasyon kelimesi girdi. Peki, inovasyon ne? Bunu tam olarak oradaki terimini bilmemiz gerekiyor. Yeni fikirler mi, yeni bilgi mi, yeni sonuçlar mı ya da yeni metotlar mı? Evet, evet. Fakat aynı zamanda bunun markete yansıması. Çünkü 7. çerçeveye kadar daha fazla hep üniversitelerin girdiği konsorsiyumlar vardı ve bunun markete yansımadığı ve bir prototipte kaldığı görüldü. Bu nedenden dolayı artık exploitation, yani markete giriş olması gerektiği kavramını çok vurgulanması için inovasyon kavramı kondu. Örneğin inovasyon. Örneğin bu Sony Walkman, yaşı tutanlar biliyordur. Bu bir inovasyon mu? Evet, inovasyon. Çünkü yepyeni bir konsept. Marketlerde de çok başarılı. Peki bir de disruptive innovation diye bir kavram çıktı. Ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Çünkü yıkıcı bir şey nasıl iyi bir şey olabilir diye. Peki bu disruptive innovasyon mu? Hayır, çünkü bununla ilgili daha önce bir şey yok. Yani yıkıp geçeceği bir şey yok. Yıkıcı buradan geliyor. Peki MP3 players inovasyon mu? Size soruyorum. Evet.
Neyse cevap veremediğinizi düşünüyorum. Evet. Bir inovasyon. Çünkü yeni bir konsept. Küçük falan. Peki disruptif mi? Evet. Çünkü ne oldu? Walkman'i öldürttü, bitirdi. Buradan işte inovasyonu kavramını çünkü herkesin aynı şekilde anlaması için çok vurguluyor Horizon 2020'de vurguladılar. Örneğin bu 1956'daki bu inovasyon mu? Hayır, çünkü prototipi geçmediği için. Yani markette olması çok önemli. Bu Avrupa Birliği'nin hem iş gücünü artırıyor. Sonuçta bunların hepsi diyor ki araştırma, geliştirme, prototip, market geliştirme, markette üretim hepsi inovasyon zincirindedir ve Horizon 2020 tarafından kapsanmaktadır. Bu bizim projemize geri dönersek 7. çerçeveden olan bu bir collaborative project. Örneğin burada hepsi hemen hemen üniversite. Hiçbir şey görmüyoruz. KOBİ ya da sanayi. Fakat buna başladığımızda bu bir research and innovation action. Çünkü Horizon 2020'den ve şimdi göreceksiniz koordinatörü bile bir SME ve aslında koordinatörü yine bir üniversitede hoca olan ve kendi işte üniversitesindeki firma kurma fırsatlarından yararlanan bir kişi. Rinicon minik bir firma. Hatta bizim sempozyumumuza, yeni nesil teknolojiler sempozyumumuza da katılmışlardı. Burada kırmızı işaretlerin hepsi firma. Gördüğünüz gibi bir anda bu exploitation, innovation kavramları girince firmalar girdi ve bunun tabii çok fazla iş gücünün gelişmesine de katkısı oldu. Evet, peki burada şu kavram bir de çok önemli. Endüstriyel teknolojiler, sosyal challenge, research and innovation ve innovation action gibi kavramlar var. Burada maturity yani olgunluğun ölçülmesi gibi bir kavram söz konusu oluyor. Bunu nasıl bileceğiz? Yani prototipin olgunluğu nedir? Bunun içinde bir teknolojik readiness level. Bu TRL diye geçer konuşmalarda. Horizon 2020 ile ilgili olan konuşmalarda. TRL birden başlar, temel prensiplerden işte 6 prototiptir aslında. 9 ise artık markete girmek üzere. Bunu Türkçesinde de çevrildi. Gördüğünüz gibi akademi aslında teknolojik hazırlık düzeyi seviyesi 4'e kadar çalışıyor. Dolayısıyla yani Horizon 2020'den önce bu hep Ar-Ge düzeyindeydi ve prototipe kadardı. Şimdi artık istenen burada sanayiyle işbirliği, iş geliştirme ve artık bu ürünü markette görme. Bu da yine benzer bir slide. Yani bütün bilimsel mükemmeliyet, endüstriyel liderlik, toplumsal sorunlara çözümde hepsinde temel araştırma, Ar-Ge, demonstrasyon, prototip geliştirme, teknolojik doğrulama ve pilot uygulamalar yapılmalı. Şimdi hemen hızlıca Avrupa Birliği Çerçeve Programı Destek ve Ödül Programı'ndan bahsetmek istiyorum. İşte nasıl 2020'de verdiğimizden daha fazlasını yani Horizon 2020'de alabildik ülkemiz. Çünkü çok güzel destek ve ödül programları oldu. Örneğin seyahat desteği. Seyahat desteğine ya öncesinde ya sonrasında başvurabiliyoruz. Seyahat öncesinde bu seyahat yani işte Brüksel'deki bu konsorsiyum oluşturma toplantılarından 15 gün öncesine kadar ya da döndükten sonraki bir ay içinde başvuruyoruz. Yılda en çok 4 seyahat destekleniyor. Her seyahat için en fazla 1500 euroya kadar bir destek var. Neler ödeniyor? Konaklama, şehir içi, ülke içi ulaşım. Tabii bu metroyla falan. Vize, yurt dışı çıkış harcı, uçak bileti, toplantı katılım ücreti ve küçük bir gündelik oluyor.
Ama toplantı katılım ücreti genellikle olmuyor. Aynı alanda diyor. Şimdi ne demek bu aynı alanda? Örneğin health alanında tematik alanlardan, health alanında ya da Madame Skolowska Curie'nin Horizon'dan ancak 4 taneye kadar izin veririm. Dördüncü de artık bir projeye, yani proposal'a, bir konsorsiyuma girme şartı ve tabii bunun da submit edilmesinin şartını istiyor. Bu örneğin böyle bir şey. Bu örneğin Info Day ve Brokerage Event benim katılmış olduklarımdan birisi. Burada ülkeleri görebiliyoruz. Ondan sonra burada hem bir sunum yapmamızı bekliyor TÜBİTAK, hem de insanlarla önceden randevu alıp orada görüşmemizi. Burada gördüğünüz gibi işte 31 numaralı masa, 20, 12 numaralı masa gibi bu kişilerin şeyleri belli, nelerle ilgilendikleri. Gitmeden önce onlardan randevu alıyoruz. Başka ne var? Yabancı araştırmacı seyahat desteği. Bu da yine bir konsorsiyum oluşturmaya hizmet eden, daha önceden başarılı olmuş kişileri yurt dışından buraya çağırıp, tabii şimdi Covid'den dolayı olmuyor da, onları çağırıp onlarla işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Başka bir şey, koordinatörlük desteği. Koordinatörlük desteği için örneğin Zabala firması, biraz önce söylediğim, ondan yararlanılabiliyor. Bunda nasıl bir şey oluyor? Örneğin Tınaztepe Üniversitesi'ne bir grup araştırmacının bir fikri var, tematik alanla ya da işte bir şeyle örtüşüyor. Bunu koordinatörlük desteği olarak başvurusunu yapıyor TÜBİTAK'tan. Burada iki türlü şey izlenebiliyor. Ya gidip yurt dışında iki kişi bunun eğitimini alıyor, ya da bu fikrinizi eligible olan bir firmaya, işte Zabala gibi yazdırabiliyorsunuz. Bu yazdırmalarda 15 bin euroya kadar destek var. 9 bin euroya kadar da sanırım şeye destek var, yurt dışındaki bir kursa katılmaya. Peki bunun sonunda ne isteniyor? Mutlaka bu projeyi, pardon, ben de proje diyorum, proposal'ı submit etmemiz gerekiyor. İşte bunlar burada yazdığım, işte biraz önce söylediğim 9.000 euroya kadar proje yazma sunma eğitimi, yazdırma 15.000 euroya kadar. Ama Madame Skolowska-Curie'de proje ön değerlendirme desteği 80.000, ama 8.000 euroya kadar gibi. Burada işte Madame Skolowska-Curie için bilgiler veriliyor. Ondan sonra ayrıca ağlara üyelik. Diyelim ki sizin için önemli bir ağ var, üniversitelerle ilgili, ne bileyim, teknoloji transfer ofisleri ağı var Avrupa'da. Buna da üye olabiliyorsunuz. Bunun bedelini de şey veriyor, TÜBİTAK karşılıyor. Peki kazanamadınız, eşik üstü ödülleri var. Örneğin eşik üstü, o proposal'ınız eşik üstünü geçti. Eşik 10, toplamda 15 en üst nokta. O zaman 10 bin liraya kadar destek alınabiliyor. Bunlar, destek ve ödüller web sayfası var. Buradan başvuruluyor. Bu da benim o toplantılardan birindeki bir resmim. Kısa tutmaya çalıştım. Sorularınızı da almak istiyorum çünkü. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Soruları alabiliriz. Chatbox'tan yazabilirsiniz ya da söz isteyebilirsiniz. Hiç sorumuz yok galiba. Ya belki ben çok hızlı mı anlattım, bilmiyorum. Yok hocam, hızlı anlatmadınız. Biz bundan sonraki şeylerde sizin tecrübelerinizi de bekleyeceğiz. Bu alanlarda yazılmış olan projelerde. İzninizle sunumumuzdan bazı kısımları da kullanabiliriz. Tamam. Size çok teşekkür ediyoruz. İkinci oturumumuzda görüşmek üzere diyoruz. Tamam. Yarın ben işte bu Horizon Europe, yarın ve Perşembe günü tüm gün Horizon Europe tanıtımına katılacağım. Ondan sonra
bununla ilgili farkları, yenilikleri sunabilirim? Bekleyeceğiz hocam. Hem farkları bekleyeceğiz, hem eklenenleri bekleyeceğiz. Bizler için güzel gelişmeler var mı? Görmek isteriz. Oldu, tamam. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Benim için de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler.